Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvi. Barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holatda bugun ham jonli efirda siz bilan birga ekanligimizdan benihoyat mamnunmiz. Oldindagi bir soat davomida mavzuga tegishli savollaringizni telefon yoki Telegram chati orqali bizga yetkazishingiz mumkin. Mutaxassislarimiz bu savollarga baholi qudrat javob berishadi va o'ylaymizki, bugungi jonli muloqotimiz ham siz uchun foydali bo'ladi. Otalik, onalik baxti. Bu oilalarni o'zaro mehr-muhabbatni yanada mustahkamlovchi omil hisoblanadi. Lekin oramizda uzoq yillardan beri zurriyot umidida yurgan juftliklarni ham ko'plab topishimiz mumkin. Bugungi kunda kun sayin taraqqiy etib borayotgan dunyo tibbiyoti esa bu masalaning yechimi sifatida eko amaliyoti, ya'ni ekstra korporal urug'lantirish, yana ham soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy urug'lantirish amaliyotini tavsiya etyapti. Va bugungi kunda ko'pchilikka ma'lumki, O'zbekistonda ham bu amaliyotni bir qancha nufuzli klinikalar amalga oshirishyapti. Bugun biz ham mana shu masala haqida yana ham ko'proq tushunarliroq ma'lumotlarni berish uchun poytaxtimizda faoliyat olib borayotgan Turk Med Eco markazining malakali mutaxassislarini taklif etganmiz. Savollaringizni telefon va Telegram chatimiz orqali yuborishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Men esa mehmonlarimizga yuzlanishaman va ularni suhbat uchun albatta taklif etaman. Mehmonlar, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Marhamat, o'z joylaringizni egallashingiz mumkin. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi o'z faoliyatini boshladi. Bugungi mavzuimiz erkaklar va ayollarning bepushtligini yechimi sifatida eko amaliyoti. Va biz mana shu savolni bugungi mutaxassislarimizga beramiz. Siz azizlar ham mana shu mavzuga tegishli bo'lgan, sizni qiziqtirgan savollar, balki qiynayotgan muammolaringizni bizni telefon va Telegram chatimiz orqali yuborishingiz mumkin. Qizlarimiz mana xizmatga hozir turishibdi. Demak, savollarni yuborishni boshlashingiz mumkin. Men esa studiyamizga kelgan mehmonlarimizni yana bir bora tanishtirib o'taman. Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan Turk Med Eco markazining malakali mutaxassislari bugun esa bizga turk mehmonlarimiz bilan muloqotda yaqindan yordam beradilar. Bu Nilufar Qobilova bo'ladilar. Mehmonlar, yana bir bora assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarni ana shu markazning faoliyati bilan yaqindan tanishish uchun, uning imkoniyatlari va markaz tavsiya qilayotgan xizmatlar bilan batafsilroq tanishish uchun taklif qilganmiz. Keling, suhbatimiz avvalida markaz faoliyati haqida o'zingiz gapirib bersangiz. Marhamat. Kliniğimiz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ne gibi hizmetler veriliyor? Onu biraz kısaca. Bizim kliniğimiz yeni bir klinik. Şu anda 8 aydır işlemekteyiz. Yeterli bütün deneyime sahibiz. Türk doktorlarımız ve diğer doktorlarımız olsun. Hastamız kapıdan girdiği anda hastamıza sunulması gereken, hastamızın sahip olduğu hastalık derecesine göre yapılması gereken bütün imkanlara sahibiz şu anda. Erkek faktörü veya kadın faktörü olsun, bunların tespiti, tespit edildikten sonra gerekli tedavi süreci, tedavi sürecinden sonra da opo ameliyatı, ikse ameliyatı, gerekse erkek faktörlerinde tese ameliyatı, pikse ameliyatı, şu anda bünyemizde bunların hepsine sahibiz. Bizani klinikamız açılganiga ko'p muddat bo'lmagan, 8 oy bo'lgan, lekin shunga qaramasdan butun bepushtlikka oid bo'lgan hamma masalalarda yordam berishimiz mumkin. Klinikaga birinchi qadamni qo'ygan zahoti registraturaga uchragandan keyin biz bu holatda berilgan savollarga javob berishiga qarab turib, tashxisimizni birinchi qadamini qo'yamiz va kerak bo'lsa hattoki eko amaliyotini bosqichlariga keladigan bo'lsak, tuxum hujayralarini terib olish, laboratoriya usulida uni urug'lantirish, hattoki erkak faktoriga bog'liq bo'lgan urug'ni tashqariga chiqmagan holatda tesi, biopsiya yo'li bilan moyaklardan spermani olib, uni muzlatib, keyinchalik eko muolajasida foydalanishda ishlatishimiz mumkin deb aytadi. Ya'ni bepushtlikka oid bo'lgan yangi texnologiyalarning hammasi bizda mavjud. Aha, tushunarli. Juda ham yaxshi. Endi huzuringizga murojaat qilib kelgan ota-onalarning mana shu masalada erishgan yutuqlar, amaliyotning natijalari qanday bo'lyapti? Bu haqda statistikani yuritasizmi?
Bizim şimdiki klinikte hamile kalan kaç tane aile mutluluğa erişebildi? Yani onu hiç istatistik yönden bakıyor musunuz diye soruyorum. Şimdi dünyanın belli oranları var. Dünyanın oranları %50'nin altında oranlardır. Bütün dünyanın oranları. Tüpebeği ilk yapan biz değiliz. Sonuçta çok başarılı, muhteşem yerler var. Fakat evet. Biz arkadaşlara gelmeden önce gerçekten geçen aykini bir bakalım dedik. Bizim başarı oranımız nedir diye. Sonra kendi kendimize dedik yanlışlık olmasın. Tekrar baktık. Bizim geçen ayki başarı oranımız %66.6 transfer başına %66.6 gebelik oranıdır. Aha. Biz şu an dünya ortalamasının bayağı bir üzerindeyiz. Başarı oranı. Normada statistik karediyen bu şey, bütün dünya boyunca ilk onu şansı aslında onun cüde yukarı mı aslı Lekin şunda ham bize her ay statistik yurguzu baramız, aynen utkyan aydı bizden statistikamız ancak yukarı 66% teşkil kıldı. Bunu kayta kayta hesaplayıp gördük. Çünkü hakikaten bazı halatlarda kevatken bir morlanı faktörü gerek ham bizden statistikamız aşı barışı mümkündü. Bir pişlikni keltirib chiqaruvchi faktor ham katta rol o'ynaydi bunda. Juda ham yaxshi. Üstelik özledim. Üstelik bizim hasta kitlesinde de genel olarak doktoramlarla beraber baktık. En başarı oranı en düşük olan işte azoospermi gibi bir hasta kitlesi bizde ezici çoğunlukta. Biz buna rağmen %66.6'yız. Normalde bepişlik taşısı da en ağır diagnoz bu erkek bepişliğine bağlı bo'lgan faktör hisoblanadi. Yani taşkarıda berilgan analizde sperma bo'lmaganda moyaklardan olib qilingan homiladorlik eng og'ir. Va aynan shu narsa bizda ko'proq uchragani uchun shunda ham 66% erishganimiz bu ancha yutuq hisoblanadi. Albatta. Albatta. Va keringlar aziz mehmonlar, teletomoshabinlarimizga yuqoridagi aytilgan gaplar isboti bilan bo'lish uchun sizni Instagram sahifangizda qo'yilgan bitta ikkita lavhani bevosita kuzatsak-da yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat, lavhaga navbat. Bemorimiz 31 yoshdalar. Bitta qiz farzandingiz bor-a? Bo'lmaydi shunaqami? Keyin 5-6 yildan beri homiladorlik yuzaga kelmagan. Va urologim Shahboz sperm pooling programmasi olgan hujayralarini fevral oyida sizdan tuxum hujayra terdik, urug'lantirdik va chiroyli 5ta embrion oldik. Va shuning ikkitasini a'lo sifatli embrion qo'yildi mart oyida. Va Gulmira, tabriklayman. Homiladorsiz. Xayrli bo'lsin. Hammaga assalomu alaykum. Bugun yana bitta bemorimizga xudo xolasa HGC natijasini aytmoqchimiz. Azgina nima berib o'taman bemorimiz haqida ma'lumot. Bemorimiz 30 yoshdalar, 7 yillik turmushda, 7 yillik bepushlik bilan kelganlar. Urug' foizimiz azgina aktivligi past bo'lgani uchun eko protsedurasiga oldik ularni. Fevral oyida 13ta tuxum hujayra terishga nasib bo'ldi va shu 13ta tuxum hujayradan oxiriga kelib 6ta embrion hosil bo'ldi. Va yaqinda 2ta chiroyli a'lo sifatli embrion ko'chirib o'tkazdik va bugun HGC javobini kutayotgandik va dildan tabriklayman. Homiladorsiz. Albatta, mana shunday xush xabarlarni ko'rganda qilingan barcha mehnatlar, chekilgan zahmatlar va kutish uchun o'tkazilgan vaqtlardan mindan-min rozi bo'lamiz. Shunday emasmi? Mana hozir hattoki mutaxassisimizni ko'zlariga ham yosh kelyapti, yana o'sha hayajonlar qaytib kelgandek. Va keling endi suhbatimizni yana davom ettiradigan bo'lsak, mutaxassislarimizga murojaat qilamiz. Aslida qanday holatlarda bepushtlik tashxisi qo'yiladi?
juftlik tashxisi, juftlik turmush qurganiga 1 yil bo'lgan bo'lsa va hech qanaqa homiladorlikdan saqlovchi vositalardan foydalanmagan holatda homiladorlik yuzaga kelmayotgan bo'lsa, bepushtlik tashxisi qo'yiladi. 1 yil davomida, 1 yil davomida yashayotgan va natijasiz, ya'ni homiladorlik bo'lmagan bo'lsa, 1 yildan oshitsa uje murojaat qilish kerak bo'ladi mutaxassisga. Demak, aholimizga shu o'rinda aytib o'tsak bo'lar ekan, 1 yilgacha xavotir bo'lmang, yoshlarni o'ziga qo'yib bering, xotirjamlikni saqlang, 1 yildan keyin sekin-astalik bilan harakatni boshlasangiz bo'ladi. Marhamat. Ba'zi bir holatlarda shunaqa bo'ladiki, ya'ni 1 yil kutish kerak emas. Ma'lum bir holatlar bor. Masalan, urug' foizi 0, ya'ni azospermiya holatida u 1 yil kutish shart emas degan. Agar aniqlangan bo'lsa, o'zi aniqlangan bo'lsa, 1 yil ichida aniqlangan bo'lsa, unda tezkor o'sha reproduktolog ko'rigiga borish kerak albatta, androlog. Va mutaxassisimiz qo'shimcha qilmoqchilar marhamat. İzninizle bir şey daha eklemek istiyorum. Bu 1 yıl kuralını aslında 35 yaş altı için kullanabiliriz. Sonuçta 35 yaşın üzerine çıktığında dünyada da orada bir fikir birliği yok ama 35 yaşın üzerine çıktığında 1 yıl değil de 6 ay süresi bahsedilebilir. Aha. Hele böyle 40'lı yaşlara gelmiş, ilk defa evlenmiş olan insanlar olabiliyor. Sonuçta her şey insanlar için. Onlarda böyle 1 yıl bekleyeceğim gibi bir şey göze alamayız. Baqadimbek, agar juftliklar yoshi 35 yoshdan oshgan bo'lsa, bunaqa taqdirda 1 yil kutilmaydi. Ya'ni 6 oy harakat qilinadi. 6 oy ichida homiladorlik yuzaga kelmasa, unda mutaxassisga murojaat qilish kerak. Tushunarli. Demak, bu sohada ham biz o'zimizni bilimlarimizni oshirib borishimiz kerak. Bilmagan narsalarimizni esa mutaxassislardan so'rashga shoshilishimiz kerak ekan. Va shu o'rinda mana mutaxassisimizga murojaat qilmoqchiman. Bizni yurtimizda bu markaz 8 oy bo'libdi faoliyat olib borilayotganiga. Lekin mutaxassislarimiz o'zlari, masalan, necha yildan beri eko amaliyoti bilan shug'ullanadilar va shu kungacha erishgan yutuqlarning darajasi qanday? Şimdi bizim klinimiz açıldığına çok az müddet oldu, 8 ay. Ama sizin tecrübenize göre ne kadar tecrübeniz ne kadar şimdi sene oldu? Bizim Türkiye'de tıp eğitimi buradan biraz farklı. Bizde normal uzmanlık eğitimini alıp çıkarken her uzman her alanda yetkin olarak çıkar. Ben özür dilerim, ben dinozor oldum. Ben 1992 tıp fakültesine girişim. 98 tıp fakültesinden çıkışım. 2003 benim ihtisasımın bitişidir. O yüzden ben 20. yüzyıldan beri çalışıyorum. Süper, güzel. Yani bize de tıbbiyatta biraz farklıydı vardı. Okutuş sisteması 92. yıldan 92. He, 92. 92 tıp fakültesi girişim. 92. yılda, 1992. yılda tıbbiyatka kirdim. 11 yıl. 11 yıl okuyamam. Aynen, maşı tor mutaxassisliği boyunca. Ve 20 yıldan aşık bu sohada o'z faoliyatim yuritib kelyapman. Juda ham yaxshi, biz juda ham xursand bo'lamiz. Malakali o'z ishini ustalari O'zbekistonda ham faoliyat boshlashganiga. Va azizlar, sizni yana bir Instagram sahifangizda shunday bir taklifni ko'rib qoldik. U yerda aytiladiki, bepushtlikning har qanday turini biz davolay olamiz, davolashimiz mumkin degan taklifni beryapsizlar. Demak, bepushtlikning ham turlari bo'lar ekan. Ular qaysilar va har qanday turida ham eko muolajasi amaliyoti tavsiya etiladimi? Bepushtlikning 3 turi bor. Asosiy turlari bu ayol bepushtligi, erkak bepushtligi va sababi aniqlanmagan bepushtlik. Ya'ni ayol kishida ham hamma narsa normada, erkakda ham urug' foizi yaxshi hammasi, lekin homiladorlik bo'lmayapti. Bularda sababi aniqlanmagan bepushtlik qo'yiladi. Masalan, erkaklik bepushtligi bu boya aytib o'tganimizda yuqorida urug' foizi 0, ya'ni azospermiya holatida yoki urug' foizi juda ham kam, ya'ni tabiiy homiladorlikka yetmagan holatlarda erkaklik bepushtligi deymiz. Ayol bepushtligiga esa bachadon anomaliyasi, ya'ni bachadonda tuzilishlarda o'zgarish bo'lganda homiladorlik yuzaga kelmaydi yoki bachadon trubalari yopiq holatlarda, ya'ni urug' bilan tuxum hujayralarining uchrashadigan yo'li yopiq bo'lsa, bunda ayol bepushtligi hisoblanadi bu ham va tuxumning zaxirasi erta qarishi, ya'ni erta kamayib ketishi holatlarida ham homiladorlik yuzaga kelishi juda ham qiyin bo'ladi, ayol bepushtligiga kiradi bu ham. Va mana shu holatlarning barchasida eko amaliyoti tavsiya etiladimi yoki mustasnolar ham bormi?
anomaliyada masalan. Masalan, bachadon anomaliyasini oladigan bo'lsak, ya'ni bachadon ichki tuzilishida muammo bo'ladigan bo'lsa, bu muammoni bartaraf qilsak, ya'ni o'sha to'siq bo'ladimi bachadon ichida, bularni bartaraf qilsak, albatta juftliklarga tabiiy homilador bo'lishiga yordam beramiz. Ya'ni bu holatda eko bu nima tavsiya qilinmaydi. Yoki urug' foizi juda ham nol emas, pastroq bo'lgan holatda ham juftliklarni davolanadi. 2-3 oy davomida, 6 oy balki davolanadi va agar urug' foizi ko'tarilsa, bu holatda ham tabiiy homilador bo'lishiga yoki inseminatsiya tavsiya qilinadi bemorlarga. Tushunarli, demak, individual yondashuv orqali aniqlanadi u yoki bu amaliyotni o'tkazilishi. Juda ham yaxshi. Bu o'rinda albatta o'sha murojaat qilib kelayotgan aholi yoki bemorlardan o'zini salomatligiga ajratadigan vaqti, mablag'i va mehnati talab qilinar ekan. Xo'sh, aytingchi, huzuringizga keladigan juftliklar qanday tekshiruvlardan o'tkaziladi? Bizga kelgan ailelere ne gibi testler tavsiye ediyorsunuz? Şimdi testleri yaparken bir genel olarak yapılan testler vardır. Bir de kişiye özgü testler yapılabilir. O kişiye özel olarak. Her şeyden önce biz infertilite düşündüğümüz çifte önce kadının ve erkeğin temel tetkiki olarak erkekten bir spermiyogram alıyoruz. Spermiyogram aslında erkeğin işi kolay. Spermiyogramla hemen bitiyor işi. İlk başlangıç olarak. Kadından mutlaka tüplerin açık olduğunu ve rahim içinin normal olduğunu gösteren ya da olmadığını gösteren bir histerosalpingografi istiyoruz. Bunun dışında en temel tetkik olarak tiroid fonksiyon testlerini istiyoruz. Yapacağımız bütün işlemler, hem hastaya yapacağımız işlemler hem de sonrasında biz ekip olarak bununla çalıştığımız için mutlaka genel cerrahi kuralları dairesinde işte kan grubudur, kan sayı mıdır, kanda pıhtılaşma ile ilgili bozukluk var mıdır, yok mudur, bunların tetkikleri. Bunlar ayrıca bulaşıcı hastalıklar işte hepatitlerdir, HIV enfeksiyonudur. Bunları rutin her türlü cerrahi işlemde istediğimiz şeyleri de ekstra istiyoruz. Bize o iki gibi olan adet bir etuatla analizle. Birincisi bu umumi analizle kiradı. Umumi analizle de elbette erkek ki işi biraz on sonra oldu bir etuatla. Yani uruk bergenden keyin. Eğer onge mahsus uşu uruğda uzgarışlı bize çukur analizle götürledi. Lekin umumi yani analizle de yenimle kiradı bu. Albatta ayol kishini bachadon naylari ochiq yo'qligini rentgen orqali tekshiruvi va umumiy qon analizi, qon gruppalari, gepatit bor yo'qligi bularni albatta umumiylarga kiritiladi. Lekin bularda katta o'zgarishlar ko'rsak, mana masalan, ultratovush orqali bizni aytib o'tganlardagi tug'ma nuqsonlarini agar ko'rib qolsak, unga uje chuqurroq analizda tavsiya qilinadi, gistroskopiyaga o'xshab diagnostik ichini tekshirish. Bu ham bizda amalga oshirish mumkin. Tushunarli. Demak, yo'lda uchragan yo'ldosh xastaliklarni ham avval davolab, o'sha eko amaliyoti o'tkazilish darajasiga yetkazilgandan keyin bemalol bu amaliyot tavsiya qilish. Hattoki shunaqa holatlarni bizda ko'p uchraydi. Masalan, bemorlar keladi, bizani qachon ekoga olasiz deb aytishadi. Umumiy analizlarni topshirgandan keyin ba'zi joylarini uje to'g'irlashimiz hisobiga keyingi oy homiladorman deb aytganlari ko'p. Juda ham yaxshi. Endi bu o'rinda xulosa qilishimiz mumkin. Insonlar o'z salomatligiga qanchalik e'tiborli bo'lishgan sari tabiiy o'zini biz resurslar ham ishga tushib ketar ekan. Juda ham yaxshi. Ana endi keling, endi shu eko amaliyotning bosqichlari haqida ham gapirib o'tsangiz, chunki ba'zi insonlar bilmaganligi uchun, bundan bexabar bo'lgani uchun xavotirlanishlari, qo'rqishlari va bu amaliyotdan biroz cho'chib o'zlarini olib yurishlari ham mumkin. Bosqichlar haqida. Etaplarını anlatabilir misiniz? İlk etap öncelikle hastanın durumunu ortaya koymaktır. Orada ilk kuralımız hastaya zarar vermemektir. Eko istiyorum diye gelen herkese eko yapmıyoruz. Eko için geldi, öncelikle bu gebeliği kaldırabilecek durumda mıdır diye hastanın genel durumunda, sağlığında herhangi bir problem var mı yok mu diye biz önce bir onu inceliyoruz, bir bazal tetkiklerimizi yapıyoruz, bakıyoruz. Biz sonuçta doktoruz. İlk önceliğimiz bize gelen hastaya zarar vermemektir. Tabii. O yüzden önce bu tetkiklerimizi yapıyoruz. Eğer hepsi uygunsa, eşin durumu, yasal durumlarını mutlaka inceliyoruz. Yasal durumlara eko yapılmasına engel bir durum yoksa, tıbbi durumları yine aynı şekilde buna uygunsa ve her iki çift istekli ise o zaman biz diğer etaplara geçiyoruz. Ekonun kendi içinde bir kadın açısından bir overlerde çok sayıda yumurta oluşturduğumuz etap var. Kısa kısa gidelim istersen. Tamam. İlk
aytayotgan gaplari bu yerda nima? Bizga murojaat qilgan bemorlarni albatta to'g'ri, bular uzoq yo'l bilan kelib, men eko qildirmoqchiman deb kelishi mumkin. Lekin aytgan zahoti biz ekoga olmaymiz. Hattoki ba'zi holatlarda umumiy sog'lig'i to'g'ri kelmasa, umuman ekoga olmaslik ga to'g'ri kelib qolishi ham mumkin. O'shaning uchun albatta kelgandan keyin birlamchi etgan analizlar tekshiriladi va shunga qarab agar bu homiladorlikni oxirgacha olib borilishga qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, sekin-asta tayyorgarlik boshlanadi. Ekoni birinchi etapi bu tuxum hujayralarini terib olish etapi hisoblanadi. Bu çok uzun sürmeyen bir süreç. Toplamda işte 8-10 gün gibi, 12 gün gibi. Bu müddet unaqa ko'p uzaymaydi. Vatlar uzoğu bilan 8-12 kunda tuxum hujayralari yetilib qoladi. Kişiden kişiye değişebilir. İkinci etapımız bu yumurtaların toplanmasıdır. Bunu biz anestezi altında yapıyoruz, hasta eziyet görmesin diye. Ultrason işinde yumurtaların toplanıp embriyoloğa teslim edilmesidir. İkinci etapımız da reproduktologla kıladigan iş bu. Albatta o'sha getirilgen tuxum hujayralarini ma'lum bir vaqtga 5-10 minutga ayolni uxlatib, çünkü bu biroz og'riqli protsedura hisoblanadi. Qin orqali, nina orqali kirib, tuxum hujayralari terib olinadi va keyinchalik jamoamizni embriyologlarga topshiramiz bu tuxum hujayralarini. Ondan sonra işin asıl büyülü kısmı orada başlıyor. En mucizevi kısmı embriyologlarda başlanadı. Osman Bey ya yine Mesut Bey liderliğindeki canavar gibi bir ekibimiz var. Onlar üçüncü etapta, onlar erkekten, bu safhada erkekten sperm de geliyor. Ya doğal yollardan ya işte TS gibi işlemler gerekecekse, Şahbaz gibi bir üroloğumuz var, çok başarılı. Onun katkısıyla sperm geliyor ve embriyoloji laboratuvarımız asıl mucizevi kısmı orada yapıyor, orada embriyo oluşturuyor. Ya'ni bu yerda biz bepishlikka olgan bemorimizda da agar erkak faktori bo'ladigan bo'lsa, bizani klinikamizda androlog urologimiz bor, Shahboz Yunusov, ona o'shalar tayyorlab bergan spermadan foydalanishimiz mumkin yoki bu yerda boshqa faktorlar bo'lsa, o'sha zahoti biz tergan paytimizda erkak boshqa xonada sperma beradi va uni biz embriologimizga topshiramiz va bizani klinikani eng yuragi bu embriologiya hisoblanadi. Juda ham yaxshi. Keling shu o'rinda Osmonbekga ham savol bersak, aytingchi, o'sha eko amaliyotining muvaffaqiyati reproduktologning qanchalik embriologning bir qanaq malakasiga yoki qanchalik bir o'zini ishini ustaligiga bog'liqmi yoki u tabiiy ravishda yaratilgan sharoitlar asosida rivojlanib ketaveradimi? Embriyologların kalitesi neye bağlı? Embriyologa mı bağlı yoksa cihazlara mı bağlı? Nere? Onu bir... Tamam. Şimdi bunun hepsi bir bütün aslında. Laboratuvarda kullanılan cihazlar çok önemli. Bunların dünya standartları kalitesinde olması lazım. Cihazlar çok önemli ama cihazların sadece laboratuvarda olması da yeterli değil. O cihazların ayarlanması, setuplarının yapılması ve bunların sürekli check edilmesi gerekiyor. Yani bu narsa iki qars qol iki qoldan chiqadi degandek, bu cihazlarni olib kelgandan keyin bu cihazlarni sozlanishi ham juda muhim. Chunki o'sha pH'ni o'zgarishi, o'sha embrionning yashashi, chunki bachadonning muhitini yaratib berishadi. O'shaning uchun bu yerda ham tajribaliligimiz, ya'ni qo'llari qanchalik zargar kabi ishlashadi bular, ham bizning cihazlarni chet eldan hammasi olib kelinganligi va o'sha sozlanganligi muhim deb aytadilar. Biz şimdi doktor adımların doktor beyin bize ameliyat sonrası teslim etmiş olduğu yumurtaları laboratuvara aldıktan sonra bizim inkübasyon etmiş olduğumuz cihazlarımız var. Cihazlarımızda 1,5-2 saat kadar onları bekletiyoruz. Yani şu anda ekranlarda ko'rsatilyapti. Yani terib olingan tuxum hujayralarini biz bularga uzatganimizdan keyin maxsus inkubatorlarda 1-2 soat ularni tinch holatda ushlab turiladi va undan keyin saralanadi deb aytadilar. Mana hozirgi marhamat. Buyurun lütfen. Yo'q, marhamat, siz gapiring. Siz ko'rishin. Sonrasında bu yumurtalarımızı ayıklıyoruz. Ayıklama dediğimiz bir denudasyon işlemimiz var. Çünkü bizde gebelik vaat edecek döllenme yeteneği olan yumurtaları seçmemiz gerekiyor. M2 safhası, M2 dediğimiz safhadaki yumurtaları belirliyoruz. Yani terip olgan tuxum hujayralarimiz hammasi ham yaroqli bo'lmasligi mumkin. Aynan o'shani xuddi eleyda saralab olish davri hisoblanadi. Biz har bittasini mikroskop ostida ko'rib, yetilganlik, ya'ni M2 darajasi deb aytiladi. Ana o'sha darajasiga yetganlarni faqatgina olib urug'lantiramiz. Tushunarli. Mana shu payt
kecha bo'lgan suhbatda shaxsan o'zimda yana ham mana shu amaliyot haqida to'laroq bir taassurot paydo bo'ldi. Demak, qaysidir sabablarga ko'ra organizm qodir bo'lmagan, organizm bajara olmayotgan ishni sun'iy ravishda ana shu muhitni paydo qilish evaziga natijasida biz o'sha onalik baxtini, otalik baxtini berishingiz mumkin ekan, tasanno deyishdan boshqa gap qolmayapti. Va mana shu eko amaliyoti haqida axborotlarni o'qiganimizda, ya'ni genetik test degan bir iborani ham eshitamiz, bunga duch kelamiz. Aytingchi, bu qanday test va buning muhimlilik darajasini ham bir qadar tushuntirib o'tsangiz. Ya'ni bu qadar şey dinladik, çok güzel diyor. Yani genetik test hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Öncelikle bir önceki soruyu tamamlamak istiyorum izninizle. Biz laboratuvarda embriyo oluştuktan sonra iş bitmiyor. Bizim işimiz devam ediyor. Eğer hastada bir preimplantasyon genetik test falan yapacaksak o safhada önce bunu yapıyoruz. Yani hozir terib olingan tuxum hujayralari urug'lantirilgandan keyin albatta ma'lum kun, ya'ni 5-chi kunga yetib borganlaridan biz genetik testga tuxum olishimiz mumkin deb aytayotdilar. Eğer her şey uygunsa, aileyle birlikte karar verdiysek, sağlıklı embriyolarımız elimizde varsa ya o ay ya da takip eden aylarda, biz genelde takip eden aylarda transferi uygun görüyoruz. Anne adayının rahmini hazırlayıp embriyo transferimizi yapıyoruz. Yani eko etapını to'liqligicha etib o'tdi debatlar. Yani bu yerda bizi ko'pincha iloji boricha tergan oy embrionni qo'ymaslik tavsiya qilamiz deb aytadilar. Sababi qilingan har xil gormonal preparatlarimizdan bolani birikish foizi pasayishi mumkin. Iloji boricha uni muzlatib qo'yib, keyingi safarga hayz siklida embrionni bachadon ichiga o'tkazishni tavsiya qilamiz. Ya'ni samaradorlik yana ham oshirish uchun. Ve inşallah işte belli bir süre geçten sonra, genelde işte 12 gün sonra testimizi yapıyoruz. Pozitif veya negatif de orada görüyoruz. Va bu qo'ygan embrionimizdan keyin natija qachon deb so'raydigan bo'lsak, 10-12 kun ichida biz uje natijani eshitishimiz mumkin bo'ladi. Ki o safhada bizim hasta grubumuz çok özel bir hasta kitlesi. Yıllardır bu gebelik özlemiyle bekliyor. Biz hastamıza sonuna kadar destek olmak adına o safhada bizim işimiz bitmiyor. Bizim işimiz aslında yeni başlıyor. Oluşmuş olan bir gebeliğin takibi noktasında ilk 12 hafta bizim için çok önemlidir. Normal gebelikte bizim aramızda bazı ufak tefek ilaç kullanımları açısından ilk 12 haftada farklılık vardır. Biz hiçbir gebemizi yalnız bırakmıyoruz. Her gebemizde bizim iletişim hatlarımız açık bir şekilde, telefon numaralarımız gece gündüz açıktır. Ve ilk 12 haftaya kadar mutlaka gebelik takibimizi kendimiz bizzat yapıyoruz. Yani aslında bunda oylab qarasa biz hani işimiz tugadi deb o'ylaymiz, bachadonga qo'ydik deb. Aslında endi işimiz boshlanadi. Sababi tabiiy homiladorlikka nisbatan ozgina o'ziga yarasha maxsus holatlari bor. O'shaning uchun bizning klinikamizda 12 haftagacha sal o'zgarishlar bo'lgan joylarni korrektsiyalab, albatta telefon numaramizni beramiz. Har doimgidek kontaktda bo'lib turamiz va nima deydi, ruhiy holatini yaxshi ushlab turish uchun bemorga har doim dastak ko'rsatamiz deydilar. 12 haftadan keyin tabiiy homiladorlikka yaqin bo'lgani uchun turar joy bo'yicha poliklinikada nazoratda turishi mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Mana shu holat ko'pchilikka ishonch ham bera oladi. Bemalol murojaat qilish yuzasidan. Yana shunday bir axborotni bildim. Demak, o'sha embrionni baholanish darajasi ham bo'lar ekan. Bu nima degani va u qanday daraja? Genetikani ozgina aytib o'tsak bo'ladi. Marhamat, bemalol. Siz evet, devam edin hocam. Şimdi genetik test dediğimizde genetiğin ucu bucağı yok. Sınırsız. Ne genetiği, hangi genetik testi, ne yapacağız ona karar vermek lazım. Öncelikle özellikle daha hukuk sistemi daha önceden böyle tazminatların falan konuşulduğu sistemlerde ileri anne yaşı tehlikeli bir yaş grubudur. Belli yaş grubundaki bir kişi gebe kalıp özürlü Down sendromu bebek doğurduğunda bu ciddi sorunlara yol açabilmektedir. O yüzden biz belli yaş grubuna, ileri anne yaşı grubuna preimplantasyon isterse genetik test yaptırabileceğini anlatıyoruz. Sırf yaşından dolayı. Konsultasyaya kelgan bemorimizda albatta hammasiga genetik analiz tavsiya qilinmaydi. Lekin tabiiy homiladorlikda ham biz bilamiz, poliklinika sharoitida 35 yoshdan katta bo'lgan ayollarda albatta homilador bo'lgandan keyin skrining markaziga jo'natiladi. Biz ana shuni oldini olish maqsadida 35 yoshdan katta bo'lgan juftliklar bizga murojaat qilsa, to'g'ridan-to'g'ri eko muolajasidan keyin genetik tekshiruv tavsiya qilamiz. Chunki shuncha yo'l yurib oxirida nogiron qanaqadir nuqson bilan homiladorlik yuzaga
kelmasligini oldini olishimiz mumkin bu eko jarayonida. Ya'ni oldindan tekshirib, sog'lom bo'lgan embrionni bachadon ichiga qo'yish. Hozir shaxsan o'zimda shunaqa savol paydo bo'ldi. O'sha urug'lantirishdan avval genetik testni o'tkazsa bo'lmaydimi? Nakledeceğimiz embriyoya genetik bakabiliyoruz. Biz X'i yapmadan önce embriyo oluşturmadan önce oostin veya spermin genetiğine bakmak gibi bir şansımız yok. Baktığımız zaten yok oluyor. Onu incelediğimiz zaman yok ediyoruz. Çündüm. Teletomoşabilirlerle hem çündüm. Yani biyoda aslında hosil bo'lgan embriyonla fakat yine genetik analizini tekşir veralimiz. Çünkü tüm hücrenin genetikası ve spermanın genetikasını tekşir edilen bu parçalanıp getirdik. Bitti yine hücreden ibaret. Hosil bo'lgan juftlikten keyin yine embriyonla tekşirişimiz mümkün. Şunarlı yani endi anladım. Va navbatdagi savolimiz ham qolib ketmasa, demak o'sha embrionning baholanish darajasi haqida. Ya'ni embrion kalitesini nasıl yapıyorsunuz? Nasıl? O qanday bo'ladi? O'rta daraja. İnsanların beklentilerini doğru belirlemek lazım. Bizim normal rutinde baktığımız preimplantasyon genetik tanıda en basit olarak baktığımız trizomi 13, 18, 21 ve cinsiyet kromozomlarıyla ilgili genetik sayı problemidir sadece. Her türlü genetik probleme bakılmıyor. Öyle bir şey yok yani. Genetik hastalıkların sadece adını yazsak bir kitap olur. Evet. Yani hepsine bakmıyoruz. Aslında doktorlar genetik yani o şey genetik savolumuz gene az gene kaytamız. Bir adet doktorlar ki genetik tekşuruvu xilma-xil ve cheksiz. Hozirda ham ilmiy ishlar qilinmoqda, hali tekshirilmagan bir qancha genetik analizlar bor. Ko'p uchraydigan holatlar bor. Masalan, Down sindromi deymiz, 21-chi xromosomada. Ana masalan, ko'p uchraydiganlarini ko'proq tekshiriladi deb aytadilar. 13, 18, 21 en çok bunlar karşımıza çıktı ve bunlar ölmeyip yaşayıp başımıza asıl sorunu bunlar yarattığı için bunlara bakıyoruz. Aynen şu ko'p uchraydigan deb aytadilar. Sababi bu genetik nuqsoni bo'lsa ham 9 oygacha oboraliydi ayol va tug'ilgandan keyin nogironlik yuzaga kelganini bilishimiz mumkin. Ana o'shani oldini olish uchun bu 4 ta anaqa tekshiriladi deb aytadilar. Xromosomalar. Tushunarli. Evet. Oysa yani bu bakmadıklarımız zaten o kadar ağır bozukluklar ki bunları biz baksak da bakmasak da naklettiğimizde zaten yaşama şansı yok. Bizim korkumuz veririz, yaşar ve doğar. O yüzden yaşayıp doğabilen 13, 18, 21 olduğu için ve cinsel kromozom olduğu için sadece onlara bakıyoruz. Öbürleri zaten yaradan öyle bir sistem koymuş ki yaşamıyor. Yani şunaqa holat ki, agar chuqur murakkab genetik muammosi bo'lsa, zaten küçük surukladı, homila o'z-o'zidan to'xtaydi. Çünkü biz hani mükemmel tuzilgan bachadonimizda bunu saralab olish qanaqa xususiyati bor. U zotan to'xtaydi. Lekin mana mana shu aytayotganimiz 13, 18, 21 va jinsiy xromosomalarda o'zgarish bo'lsa, uni oxirgacha olib borib, tug'ilgandan keyin bilib qolishimiz mumkin. Ya'ni o'shani oldini olishimiz kerak maqsad. Bunların dışında çok özel hasta grupları var. Bunlar çok özel hasta grupları. Mesela bir bebeğinde işte bir kan kanseri işte ya da işte lösemi diyelim. Lösemi hematolojik bir malignite olan bir hastaya eğer kemik iliği için verici hiç kimse bulunamıyorsa yeni bir kardeş yapıp o kardeşten kemik iliği nakletmek gibi bir uç bir örnek verebilirim. Orada ama gelecek olan naklettiğiniz embriyonun doğru grupta olduğuna mesela bakılabilir. Yani donör olabilir mi diye. Evet. Tamam. Donör için doğru mu diye bakılabilir. Bu çok özel bir grup. Hatta ki tibbiyot şu derecede rivojlangan ki deyatlar. Mesela bulan kolida, juftlikning kolida bolası bor, bolası da qanaqadir onkologik kasalligi bor, qon kasalligi bo'lsa, bu holatda tug'ilgan bolani genetikasiga mos keyingi eko anaqasida etapida shu donor mos keladimi shu bola bilib turib, masalan uka yoki single tug'ib beradi va u bemalol akasiga yordam berishi mumkin. Shunaqa darajaga yetgan tibbiyot deb aytadi. Yani foydalanish mumkin bu narsadan. Yine özel bir grupta şeydir. Ailede eğer bilinen ölümcül bir kalıtsal hastalık varsa bunun olmadığından emin olmak için eğer tanısı preimplantasyon genetik tanısı mümkün olan bir hastalıksa bu yine embriyoya bu bakılabilir. Bu da sadece o kişiye özeldir. O kişide o hastalık var mı yok mu diye bakılıp nakledilebilir. Yani genetik
avloddan avlodga surib kelayotgan qandaydir kasallik bo'lsa va buni уже oldindan diagnozi qo'yilgan bo'lsa, bizi hosil bo'lgan embrionda bu kasallik bor yo'qligini aniqlab turib, keyinchalik agar bor bo'ladigan bo'lsa, umuman qo'yilmaydi, yo'q bo'lgan eng sog'lomini olib, bachadon ichiga qo'yib, sog'lom farzand egasi bo'lishligiga yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Tasanno. O'sha yaratganning inoyati bilan inson o'zini aqlini ishlatsa, uni o'sha konstruktiv ishlarga yo'naltirsa, qanchalik mo'jizalarga sababchi bo'lishi mumkin ekan. Qarang, shu rivojlanishni yana bitta o'ziga xosligi, eshitishim bo'yicha ota-ona bo'lajak farzandining jinsini ham tanlashi mumkinmi? Jinsini tanlash, masalan, o'z xohishiga ko'ra bemorlarimiz bizga murojaat qilib, o'z xohishiga ko'ra jins tanlata olmaydi. Ya'ni bizani qonunchiligimizda, dinimizda bu narsa ozgina nima qilingan. Ya'ni lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, ya'ni genetik muammolar va genetik kasalliklar bor, aynan jinsga bog'liq holda avloddan avlodga o'tadi. Ya'ni qiz bola orqali o'tishi mumkin yoki o'g'il bola. Va shuni oldini olish uchun bu paytda obligatoriy, ya'ni aynan jinsni, ya'ni tanlashga majbur bo'lamiz. Ya'ni sog'lomligini aniqlash uchun. Tushunarli, shunday tilak bildirgan bo'lardiki, farzand tanlash, farzand istash, uni mana shu amaliyot orqaligina olish talabidan yoki istagidan u yog'iga hech kimni o'tkulik qilmasin deymiz. Aziz mehmonlar, suhbatimiz juda ham samarali, juda ham chiroyli o'tyapti. Biz hozir navbatni reklamaga bersak-da, undan keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Aziz tomoshabinlar, navbatdagi reklamani ham diqqat bilan tomosha qiling, chunki u yerda ham siz uchun kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Navbat reklamaga. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuvi davom etadi. Sizlardan savollar kelib tushishni boshladi. Yana savollaringiz bo'lsa, Telegram va telefon orqali savollaringizni yo'llashda davom etishingiz mumkin. Men esa bugungi mutaxassislarimiz, ya'ni poytaxtimizda faoliyat olib borayotgan Turkmed Eko markazi mutaxassislariga sizdan kelgan savollarni yo'llashni boshlayman. Aziz mehmonlar, mana bevosita bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizdan savollar kelib tushyapti. Va marhamat, ularga qisqa londa javob berishga harakat qilasiz. Biz jonli efirdamiz, savollarimiz juda ham ko'p. Imkon qadar ularni e'tibordan chetda qoldirmaslikka harakat qilamiz. Va ilk savolimiz shunday yangrayapti. AMG gormonini ko'tarish imkoniyati bormi? Marhamat. Antimiller gormon deb aytiladi, ochilgan holda. Bu aslida ayol kishini zaxirasini, ya'ni bu aslida bepushtlik diagnozi emas, ya'ni qancha vaqtgacha hali homilador bo'la oladi va ona bo'lish imkoniyati bor degan ma'noni bildiradigan analiz hisoblanadi. Hozirda bu analizni tekshirishni aslida qaysi siklini umuman qaysi kuniga topshirishni ahamiyati yo'q. Ba'zi analizlar bor, tuxumdan zaxirasini bilish uchun faqatgina hayz 2-chi yoki 3-chi kun topshiriladi. Lekin AMG xohlagan kun topshirilishi mumkin. Bu nisbiy narsa. Ya'ni buni ko'tarish ba'zan bo'lishi mumkin. Bitta laboratoriyada topshiriladi, unda birdan baland ber ko'rsatadi, ba'zidan past ko'rsatadi. Bu holat ko'pincha qorinda dimlanish holati, ya'ni qon yaxshi ta'minlanmasa tuxumdonga. Chunki tuxumdonda ishlab chiqariladi bu narsa. Tuxumdonga bu gormon chiqmasa qonda ham aniqlay olmasligimiz mumkin. Ya'ni mutlaq antimiller va gormonga, ya'ni AMG-ga qarab turib bo'ldi, siz homilador bo'la olmaysiz degan tashxisni qo'yish kerak emas. Qo'shimcha, ya'ni tuxumdan zaxirasini aniqlaydigan hayz 2-chi, 3-chi kuni FSG, LG, estradiol va albatta transvaginalni ultratovush orqali tuxumdondagi follikulalarni soniga qarab turib xulosa qilish kerak bo'ladi. Ko'pchilik juda qo'rqadi. AMG ham birdan past ekan, endi men umuman homilador bo'la olmaymanmi deb. Yo'q, unaqa narsa. Bizda o'zimizdan tajribamizda bugun 0-1 bilan ham homilador bo'lgan bemorlarimiz bor. Lekin mana shu gormonning ko'rsatkichini ma'lum bir muolajalar orqali ko'tarish mumkinmi? Bor. Hozirda yangi PRP egzosom bilan bizni yoshartirish degan narsa bor. Bundan foydalanishda hozir keng qo'llanib borilyapti, lekin haligacha ommabop emas bu narsa. Sekin-asta tibbiy anaqada qo'yilyapti bu narsa. Demak, mumkin deb ha deb javob bersak bo'lar ekan. Navbatdagi savolimiz, eko orqali tug'ilgan bolalarni tabiiy yo'l bilan tug'ilgan bolalardan farqi bo'ladimi salomatligi nuqtai nazaridan? Eko orqali homilador bo'lgan
homiladorlik tabiiy homiladorlikdan hech qanaqa farq qilmaydi. Ya'ni ekoni tashkil topganiga, ya'ni eko muvaffaqiyatli bo'lganiga ancha yillardan beri bu narsa bor. Ya'ni birinchi bo'lib o'sha Amerikada tug'ilgan farzand, masalan, o'zi ham farzand eko orqali tug'ilgan, nima? O'zi ham farzand ko'rgan. Luiza Braun ismli ayol kishi o'zining ham hozir farzandlari bor, sog'lom farzandlari bor. Shuning uchun biz yana bir marta aytaman, tabiiy homiladorlikdan eko homiladorlikdan tug'ilgan farzandlar hech qanaqa farq qilmaydi. Xavotirlanishga o'rin yo'q. O'rin yo'q. Rahmat. Navbatdagi savol. Men Turk Med Eko klinikasida eko qildirganman. Dildora opa, men Muhayyoman, tanidingizmi, deyaptilar. 12 hafta bo'ldi. Dufastonni to'xtatsam bo'ladimi? Mana bevosita muxlislaringiz savol berishyapti. 12 hafta bo'ldi. Albatta, menga murojaat qilishsin, yozishsin. Muhayyo bilan albatta sxemasini tashab beraman, qanaqa to'xtatish kerakligini dorilarni. Aha, tushunarli. Demak, Dildora opangizga yana bir bor murojaat qilar ekansiz. Rahmat. Navbatdagi savol. Kesirova yo'li bilan farzand ko'rganman, 15 yil bo'ldi. Yoshim 40 da, yana homilador bo'la olmayapman. Er-xotin rosa davolandik, natija yo'q. Qanday maslahat berasiz? 40 yoshindayim. Önceden doğum yaptım, sezaryenle yaptım. Şimdi hamile kalamıyorum. Ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? 40 yaşındaysa öncelikle yani çok düşünmesin. Eğer gebelik istiyorsa bir önce başvursun. Onun için zaman çok önemli. 22-23 yaşında birisi 1-2 sene düşünebilir de 40 yaşındaki birisi 1-2 sene düşünmesin. Çünkü belli olmuyor. Çok hızlı bir şekilde over rezervleri sona erebiliyor. Bir an önce merkezimize gelirse eğer biz gerekli incelemelerini yaparız. Sonuçta bir şekilde uzun zaman geçmiştir. Tüpleri açık mı değil mi? Eşinin spermleri bu arada hala normal mi değil mi? Hemen gereken bazal tetkikleri yaparız. Ko'p vaqt kutmasinglar, sababi zamon, ya'ni vaqt juda ham qisqa deyotlar. Hattoki uje 35 yoshdan keyin tuxumlar zaxirasi kamayadi, 40 yoshda ekanlar. Albatta bizani Turkmed Eko markazimizga murojaat qilsinlar. Kerakli bo'lgan tashxislarni to'g'risini qo'yib, ya'ni kerak bo'lsa analizlar berib, tezroq homilador bo'lishlariga yordam beramiz deb aytadilar. Demak, 40 yoshda ekansiz, biroz shoshilishingizga to'g'ri kelar ekan. Rahmat. Navbatdagi savol, necha yoshgacha eko amaliyotini o'tkazish mumkin? Kaç yaşa kadar IVF yapabiliriz? Orada yaştan ziyade kadının sağlığı önemlidir. Sonuçta kadının sağlığı bozuktur, kalbinde bir problem vardır, diyabeti vardır, kaldırmayacaktır. 35 yaşında da yapmayız ama sonuçta 40 yaşın üzerindedir. İşte zaten isteseniz de bu arada öyle ben geldim 46 yaşında gebelik istiyorum dediğinde başarı oranları çok düşüktür. Ama ileri yaş olduğunda biz hastaya bakıyoruz. Hastada eğer gebeliğe engel olabilecek bir durum varsa ona engel oluyoruz. Yoksa sırf yaşından dolayı artık sana eko yapılamaz demeyiz. Biz sadece başarı oranının ne kadar düşük olduğunu söyleriz. Biz her şeyden önce hastanın umuduyla gereksiz yere oynamamaya inanırız. Hastaya gerekli istatistik bilgileri verdikten sonra hasta istiyorsa biz deneriz. Bizim yaş sınırımız yoktur. Tek sınırımız hastanın sağlığıyla ilgili bir sorun var mı? Yok. Birinchi navbatda albatta kelgan bemorimizda bu homiladorlik yuzaga kelishi uni umumiy sog'lig'iga zarar bermaydimi? Uni albatta ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agar haqiqatan yurak bilan muammo, qon tomir sistemasi bilan yoki saxna diabetga o'xshash kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, unda tor mutaxassislar ruxsat bersagina biz eko muolajasini qilishimiz mumkin. Lekin qanaqa yoshda kelishidan qat'iy nazar, biz bemorlik kelganda albatta har bir yoshi o'ziga yarasha statistik bo'lish imkoniyati bor. Mana shuni aytamiz va bular rozi bo'lsagina biz eko muolajasiga olishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Yuqorida mana shifokorimiz aytib o'tdilar, bizning birinchi maqsadimiz hech kimga hech qanday ziyonimiz tegmasin. Bu birinchi o'rinda turadigan bir hayotiy shior desak ham bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi savol, yoshim 34 da, farzandsizman. Homilador bo'lish uchun ko'p davolandim, gormon dorilar ichdim. Buning natijasida vaznim ortib ketdi. Hozir 90 kg-man. Menga eko mumkinmi? Ortiqcha vazni borlar uchun bu amaliyot xavfli emasmi? Tekrardan 34 yaşındaymış, hiç hamile kalmamış. Şimdi kilosu 90 kilo diyor. Yani bu fazla kiloluk benim zararıma olur mu? IVF yapabilir miyiz? Mümkün. Hamile kalabilir miyim? Bizim IVF yapamayacağımız kimse yok. Herkes IVF yaparız. Fakat şunu bilmeli ki kilo ne kadar yüksekse IVF'in başarı oranları da o kadar düşer. Onun dışında gebe kaldı. Gebeliğin komplikasyonları artar. Gebeliğe bağlı şeker hastalığından tutun da gebeliğe bağlı hipertansiyona kadar pek çok şeyin riski artar.
Hastayla bunlar karşılıklı oturulup konuşulur. Gerçekten kilo verdirmek mümkün mü, mümkün değil mi? Bazılarında bellidir, mümkün değildir. Gerekli konsültasyonlar yapılır öbür branşlara. Bir sorun yoksa... Albatta klinikamizga murojaat qilishlarini tavsiya qilamiz. Sababi hozirgi holatlarida to'g'ri bizada ortiqcha vazn bizani ekoni samaradorligini pasaytirishi mumkin. Lekin bu holatda sal bo'lsa ham yengillashtirishimiz mumkinmi? Hattoki bu ortiqcha vazn keyinchalik homilador bo'lganlardan keyin oxirgacha obora olish davrida ham o'zlariga zarar yetkazishini oldini olgan maqsadda endokrinologlar bilan diyetologlar bilan maslahatlashib yordam berishimiz mumkin bo'ladi homilador. O'zi aslida haddan ziyod vazn ham salomatlikni risoladagidek emasligidan dalolat va bu ortiqcha vazn ham qaysidir ma'noda homiladorlik bo'la olmayotganliklarga sabab ham bo'lishi mumkin va buni agar bir isloh qiladigan bo'lsak, rahmat, demak bu muolaja ham mumkin bo'lishi mumkin. Doktor bey aytayaptilarki, biz aslida har qanday murojaat qilgan mijozga bu amaliyotni o'tkaza olamiz, faqat uning ko'rsatkichlari to'g'ri kelsa va unga ziyon yetkazmagan holatda. Rahmat kattakon, navbatdagi savolimiz. Ismim Nazokat, turmushga chiqqanimga 7 yil bo'ldi. Qon bosimim doim yuqori yuradi. Menga eko amaliyoti mumkinmi? Qon tomir sistemasi deb aytdik-ku. Aslida o'sha agar o'zi tor mutaxassis, ya'ni kardiolog, terapevtga ko'rinib, ulardan ruxsat tesa, o'zini o'sha nima qon bosimini davolab, keyin ruxsat bersalar, albatta eko amaliyotini bajarsak bo'ladi. Chunki ba'zi dorilar bor, butun homiladorlik davrida qon bosimini tushirib turish uchun homiladorlikda ichish mumkin bo'lgan dorilar bor. Haqiqatan kardiolog ruxsat bersa, kelishlari mumkin. Endi qarang, shu o'rinda yana bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Ba'zilar o'zidagi o'sha xastalikni yillar davomida kuzatiladigan o'sha bemorlik holatini bilishadi-yu, lekin bunga ahamiyat berishni istashmaydi. Endi homilador bo'lmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu haqda eslab qolishadi. Azizlar, bizga homiladorlik uchun emas, biz ana shu dunyoga keltirajak farzandimizning baxti uchun ham har kuni sog'lom bo'lishimiz kerak aslida. Navbatdagi savol Azos Permiya holatida ham eko qilinadimi? Bu yuqorida qisman gapirib o'tdingiz, bu haqda savolga bevosita urug' foizi 0, ya'ni tashqariga chiqadigan urug'ni o'zi yo'qligi hisoblanadi. Bizning klinikada aynan Azos Permiya bilan murojaat qiladigan kasalliklar, bemorlarimiz juda ham ko'p. Ya'ni 70-80% aynan shunaqa bemorlar murojaat qilishadi. Albatta, buni bepushtlikni bu turini davolashni yo'li bor. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, urolog andrologim Shahboz Yunusov shu bemorlar bilan shug'ullanadi. Teza, meza operatsiyalar orqali moyaklardan urug' olinadi, muzlatiladi va keyin ayoliga eko amaliyotini bajaramiz. Tasanno, avvallari mana shu narsa insoniyatga ma'lum bo'lmaganda oldin juda ham qattiq sevishgan, bir-birini qo'yarga joy topa olmayotgan juftliklar majburan ajralishga mahkum edi. Bugungi kunda har qanday o'sha muammoni ham mutaxassisga murojaat qilib yechish imkoniyatiga baxtiga egamiz. Albatta, buning uchun shukrlarimizni yaratganga keltiramiz va savollarda davom etamiz. Ayolimning 7 oylik va 2 oylik homilasi nobud bo'ldi. Davolanayotganimizga 1 yil bo'ldi. Hayz normal holatda, yoshim 51 da, ayolimniki 42 da. Bu ikkinchi oilam, birinchi oilamdan 4 ta farzandim bor. Qanday maslahat berasiz? Eko amaliyoti yordam beradimi? İkinci evlilikmiş. Önceki, şimdi 42 yaşında. Hanım iki kere hamile kalmış. 7 aylık düşük yapmış. Bir de 2 aylık düşük yapmış. Şimdi ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? İşe yarar mı? Genetik test eşliğinde. Evet. Şimdi gebeliğin başlangıcının normal yollardan mı olduğu? Tabii homiladorluk yüze geçen. Yoksa tüp bebekle mi olduğu? Farklı bir konudur. Gebeliğin devamı sırasında düşük yapıyor olması bambaşka bir konudur. Eğer düşüğe yol açan bir bozukluğu varsa, başka bir bozukluk, bunun eko ile falan bir ilgisi yoktur. Yok, eko değil bence. Tabii homilador. Yani, tabii homilador, lakin 7 aylık ve 2 aylıkta yanlış homilador. Yanlış cümle kullandım. Şöyle diyeyim. Öyle sebepler var ki, başlangıcını eko ile de başlasanız o düşüğü önleyemezdiniz. Eko 7. aydaki düşüğü önlemez. Ya da 2. aydaki anne karnında bebek ölümünü önlemez. Bu hastamızın gebe kalmayla değil, gebeliğin devamıyla ilgili bir sorunu var. Tüp bebek sadece gebe kalmayla ilgili basamaktır.
Ya'ni hozir bu ayolimizga ekoda ham aslida shunaqa muddatlarda tushib qolish holati bo'lishi mumkin. Bu yerda yetishimiz kerak bo'lgan narsa nimaga oxirgacha olib bora olmayapti? Buni sababini aniqlashimiz kerak deb aytadilar. Ama yaş ilerliyor ya. Burada bu hastaya mahsus özel durum yaşı 40'lı yaşlardan bahsediyor. 42 yaş. O yüzden gebe kalmak için öyle yıllarca bekleyemeyecek yaşlarda. Eğer böyle birkaç ay içinde gebe kalmazsa gelsin. Onu hızlandırmak için bizim faydamız olur. Yani eko ile yeni bir gebeliği başlatmak noktasında. Ama sonraki 7. aydaki düşük gibi şeyler tüp bebekle ilgisizdir. Onu ayrıca bir obstetrisyen gözüyle bakıp sebep nedir diye bulup o sebebe yönelik tedavi. Bir servikal yetmezliği vardır. Basit bir serkraj da düzelir. Ya da ne bileyim işte başka bir hastalığı vardır. Müdahale edebileceğimiz. Onlara müdahale ederiz. Bunlar ayrı bir şey. Burada ekonun bu hastaya tek faydası zaman, yaşının çok özel bir yaş olmasından dolayı zaman kazanmak için eko faydalı olabilir. Yoksa düşüğü falan önlemez. Preimplantasyon genetik tanıyla bakılabilir. İşte Down sendromu var mı yok mu ama bunu demek için önceki düşüklerinin genetik olarak bozukluğu ondan düştü demek lazım. Öyle bir şey yok. Bu tamamen farazi bir şey. Biz eko olarak sadece zamana oynarız. Hızlı bir şekilde gebe kalmasını sağlarız. Preimplantasyon genetik tanısına bakmamızda bir lüksümüz olur. Ama 7. aydaki düşüğü falan gibi şeylerle ekonun hiçbir ilgisi yoktur. Onu obstetristen gözüyle bakmak lazım. Niye düştü? Albatta bir iki ay içinde murojaat qilganlar yaxshiroq. Sababi bu yerda zamon juda ham qisqa vaqt, ya'ni 42 yoshliklari katta rol o'ynaydi deb aytadilar. Lekin hozir ikki xil muddatda homila tushish holati kuzatilgan. Bu yerda kichik suruklarda homila tushishi ko'pincha genetika bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, katta suruklarda bu bachadonni bo'ynini yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Hattoki biz eko muolajasidan keyin ham nazoratda turib, agar haqiqatan o'sha bachadon bo'yni yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, u yoqqa kalso yoki tikish yo'li bilan oxirgacha yetib borish uchun yordam berish kerak bo'ladi. Tushunarli. Demak, savol egasiga aytadiganimiz tezlik bilan mutaxassislarga agar lozim topsangiz, mana Turkmed eko markaziga murojaat qilishga shoshiling albatta. Va yana bitta savolimiz bor. Qizim eko amaliyotini qildirgan edi, egizak bo'lgan, bittasi nobud bo'ldi, ikkinchisini tug'di. Yaxshi tug'ildi bola. 7 kunlikda bola nobud bo'ldi. Hozir qizim yana eko amaliyotini qildirgani Turkiyaga ketdi. Ekilayotgan urug'ni sog'lom urug' ekanligini oldindan tekshirish mumkinmi yoki tavakkal ekiladimi debdilar. Yani ben size sorsam, yani önceden de IVF yaptırmış, ikiz doğum yapılmış. İkiz doğumdan birisi doğum sonrası tamamıyla vefat etmiş ama birisi 7 günde ölmüş. Evet. Şimdi tekrardan Türkiye'ye gitmişler. Yani bu embriyolu rastgele mi konulması gerekiyor veya genetik inceleme yapılması gerekiyor mu diyorsun? Tavakkal. Ölüm neden mi? Buna sebepten nabut bugün. Uşağını bilişedi mi? Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin çok iyi olmadığı, bakımların yapılamadığı bir yerde. Normalde Türkiye'de doğsa 30 haftalıkken yaşayan bebek başka yerde doğduğunda eğer bakılamıyorsa, ölüyorsa bunun başlangıcının eko mu, başka bir şey mi olduğunu neyi değiştirir? Yani bebeğin ölüm nedeni nedir? Haklıysınız. Haklıysınız. Yani Allah yardımcılar olsun, geçmiş olsun. Bir arada hozirgi holatda nima sababdan homila bunaqa tug'ilgandan keyin nobud bo'ldi, sababini bilishadimi? Bolani genetikasi tekshirilganmi, masalan, nobud bo'lgan. O'shanga qarab keyin plan tuzgan yaxshiroq deb aytayotdilar. Bilgan holda. Chunki deb aytayotdilar, masalan, bir sharoiti bo'lmagan joyda tug'ilgan bo'lsa, 30 haftalik yoki sharoiti bo'lgan joyda tug'ilgan bilan u yashab ketish imkoniyati bo'ladi. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi şartlarının çok iyi olduğu yerlerde yaşayan bebekler bakıyorsunuz. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi iyi olmayan yerde yaşamıyor. Özellikle biz o yüzden çoğul gebeliği sevmiyoruz. Biz hep tek bebek yapmaya çalışıyoruz. Erken doğumları önlemek için. Hatta ki bana maşı halatını aldın oluş için, o zaman ekodaya maksimal derecede tabi halatka yakın buluş için bitti embriyon koyuş tavsiye kılınadı. Çünkü kompleks ya'ni muammolar kelib chiqmasin oxirgi muddatga borgandan keyin deb aytayotdim. Tushunarli. Endi shu o'rinda teletomoshabinlarimizga bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Mana shunday ko'rsatuvlarda mutaxassislarni taklif qilishimizdan maqsad sizning savolingizga 100% sizni qoniqtiradigan darajada javob olish emas. Chunki mutaxassislar mana shu savolimizdan misol qiladigan bo'lsak, javob berish uchun muammoning sababini bilish kerak mutaxassislar. Va bu uchun esa mana shunday ko'rsatuvlar sizga qayerda qanday xizmat
xizmatlar ko'rsatilyapti, qanday imkoniyatlar bor va siz ulardan qanday foydalanishingiz kerakligi haqida axborot deb qabul qilasiz va savol egasini albatta mutaxassisga murojaat qilib, farzandning nobud bo'lishi sababini albatta bilishingiz kerak bo'lar ekan. Navbatdagi savol kelib chiqdi. Savollarimiz juda ham ko'p. Mutaxassislarimizga baholi qudrat ulgurganimizcha javob beramiz. Kelinim 2003-yilda tug'ilgan, 9-sinflik vaqtida hayzi to'xtab, boshqa hayz ko'rmagan. Kelinimni davolatdim, dori ichsa hayz ko'radi, bo'lmasa yo'q. Muolajalarini davom ettirsa, kelinim kelajakda homilador bo'la oladimi yoki muolajalarni foydasi yo'qmi? Hozir gapiga qaraganda, bularni yozganiga qaraganda, aynan bu kelinida tuxumdonlarning erta faoliyatidan so'nishi, ya'ni erta qarishi degan diagnozni qo'ysa bo'ladi, lekin buni diagnozni qo'yish uchun albatta aslida klinikaga murojaat qilishlari, ularni bir qator tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Ya'ni birinchi navbatda ultratovush tekshiruvidan bachadoni, tuxumdonlar holatini ko'rishimiz kerak bo'ladi va yuqorida aytilgandek AMG, FSG, LG gormonlarini albatta tekshirtirish kerak bo'ladi. Va shunga qarab homiladorlik bo'ladimi yoki yo'qmi, shularni ayta olishimiz mumkin. Ya'ni bir qator tekshiruvdan albatta o'tishi kerak. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, bu shunchaki ma'lum bir tabletkalarni ichish bilan hal bo'ladigan muammo emas. Jiddiy chaqirish bo'lyapti hozir, bu holatda dori bilan. Jiddiy tekshirish tavsiya etilyapti. Rahmat. Transferdan keyin yurmaslik, umuman ortiqcha harakat qilmaslik kerak deb eshitganman. Shu to'g'rimi? Va yana bitta savolimiz bor edi. O'sha eko amaliyotini o'tgan, homiladorlikka erishgan ayol 9 oy davomida nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Qanday harakat qilish kerak? Ovqatlanishmi, harakat yuzasidan? Shu ikkita savolga birda javob berib ketsangiz. Transfer sonrası sadece yatakta mı yatılması gerekiyor yoksa azıcık yürüyebilir miyiz diye? Bunga keladigan bo'lsak, albatta har qanaqa mana tabiatga qaraydigan bo'lsak, harakatsiz narsada qon aylanish yaxshi bo'lmaydi. Iloji boricha perinoz, ya'ni bajadonga qo'yilgandan keyin uy ichida ozgina-ozgina yurib turish. Doimiy qilib yurgan yengil ishlar bo'ladi, uydagi ishlar. Uni bajarishni tavsiya qilamiz. Ertalabdan kechgacha yotish bu holat bajadonda qon aylanishini buzadi va bizga qo'ygan narsamizdan ildiz otishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi biz shunaqa xulosa qilsak bo'ladimi? Tabiiy ravishda o'zi bilmagan holatda homilador bo'lgan ayolchalik faol bo'lmaydi-yu, lekin hamma narsadan qo'rqadigan, qimirlasa ham homila tushib qoladigan darajada qo'rqoq bo'lish kerak emas. Me'yorida harakatda bo'lish kerak. Ovqatlanish sog'lom bo'lish kerak va ayniqsa o'y-fikrlar, miyasida o'tayotgan xavotirlarni oldini ruhiy holati, ruhiy holat ham juda ham sokin bo'lish kerak. Chunki bu yog'iga bizani qo'limizda bo'lgan narsalarni hammasini qildik. Bizga tushgan vazifani qilishimiz kerak. Qolganini Allohdan duo qilib so'rashimiz kerak bo'ladi. Va albatta senda harakat, mendan barakat deganidek, shunga kerakli harakatlarimizni qilishimiz kerak. Aziz mehmonlar, suhbatimiz juda ham chiroyli, juda ham samarali bo'lyapti, lekin bizda hozir reklama bor. Biz hozir reklamaga navbatni beramiz. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Navbat reklamaga. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi ko'rsatuv o'z nihoyasiga yetib boryapti va dasturimizni yakunlashdan avval hozirgina kelib tushgan chiroyli bir xushxabar bilan bu qismini boshlamoqchiman. Demak, quyidagicha xabarni yetkazyaptilar. Ismim Dilrabo, men Turkmed Eko klinikasida eko qildirganman. Hozir homilam 11 haftalik bo'ldi. O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Shifokorim Dildora opa va barcha shifokorlarga o'z minnatdorchiligimni bildiryapman, deyaptilar. Ilohim, mana shunday klinikalarga, mana shunday rahmat, izhorlar ko'p kelaversini tilab qolamiz. Mehmonlar, bugungi ishtirokingiz uchun sizga juda ham katta minnatdorligimizni bildiramiz. O'ylaymizki, bunday uchrashuvlarimiz, bunday suhbatlarimiz yana davom etadi. Zero, bizning suhbatlarimizdan teletomoshabinlarimiz o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olyaptilar degan umiddamiz. Bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Va shu o'rinda teletomoshabinlar bilan xayrlashib olishimga ijozat berasiz. Aziz teletomoshabinlar,
hamshiralar, bugun eshitganlaringiz albatta quloqlaringizda qolib ketmasin. Ularga albatta amal qiling. Shundagina har bitta xonadonda chaqaloqning kulgusi, kerak joyda yig'isi ham yangraydi. Bu yig'ilar aslida baxtdan bo'lsin. Bizning ko'zlarimizdan oqadigan yosh esa bolajonlarimizning baxtini ko'rganda oqadigan yoshlar bo'lsin. Barchangizga sog'lik, salomat tilaymiz. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizni ham kuzatishda davom eting.